Diyorum. Sayın Zengin, buyurun. Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri, ben de genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Yerel seçimlerden önceki son çalışma haftamız, tüm arkadaşlarımıza, siyasi partilerimize iyi çalışmalar diliyorum. Ben de konuşmamın başında Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın vefat yıl dönümü nedeniyle kendisini rahmetle yad ediyorum. Sayın Erbakan, Türkiye siyasetinde çok öncü bir isim, pek çok özelliğiyle. Bugün tekrar bir kez daha kendisinin hayatına dönüp baktığımda, 1969 yılında bağımsız bir milletvekili olarak, Konya milletvekili olarak siyasete başlayıp, hiç vazgeçmeden, pes etmeden tam 27 yıl sonra, 1996 yılında başbakan olan, ilmiyle, hocalığıyla Türkiye'de ortaya koyduğu kendine ait müstakil siyaset inşa etme metoduyla ve siyasetiyle Türkiye siyasetinin çok öncü isimlerinden bir tanesi. Ve dönüp baktığımızda özellikle tabii 28 Şubat yarın, belki yarın bu konuyu tekrar açmakta fayda var. Konuşan arkadaşlarımın oraya gelmekten imtina ettiğini görüyorum. Türkiye siyaseti için fevkalade önemli bir gün. Böyle bakıldığı zaman bütün hayatını demokrasi için, hukuk için, Türkiye'nin gerçekten bağımsız bir ülke olması için harcamış, sarf etmiş Sayın Rahmetli Erbakan'ı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Tabii bugün hüzünlerin, acıların bu hafta arka arkaya geldiği, hatırlamamız gereken zamanlar. Bunlardan bir tanesi sizle konuşmanızda divan olarak ifade ettiğiniz, arkadaşlarımızla bahsettiler, Hocalı katliamı. Hocalı katliamı 1992 yılında gerçekleşti ve 613 tane sivil katledildi. Dünyada her şey tekerrür ediyor. Aynen bugün Gazze'de olduğu gibi. Yani dün olanlar bugün tekerrür ediyor. Bizim açımızdan bakıldığı zaman Azeri kardeşlerimizin ızdırabı hala bizim için kafamız, hafızalarımızda ve Türkiye'de bundan yakinen etkilendi, bu acıyı, ızdırabı hissetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti grubu olarak tekrar rahmetle yad etmenin fevkalade anlamlı olduğunu düşünüyorum. Biraz evvel ifade ettiğim gibi Hocalı'da olanlar bugün misliyle Gazze'de tekerrür ediyor. Ve dünya aynı sessizlik içerisinde bunları seyretmeye devam ediyor. Fakat Türkiye'nin de içinde olduğu 52 tane ülke, aynı zamanda pek çok önemli uluslararası kuruluş Gazze'de yaşananlarla ilgili hukuki mücadelesini devam ettiriyor. Bunlardan bir tanesi, özellikle dün yapılan çalışmanın önemine binaen ifade etmek istiyorum. BM Genel Kurulu'nun İsrail'in Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarındaki politikası ve uygulamalarından kaynaklanan hukuki problemlerin sonuçları hakkında Uluslararası Adalet Divanı'ndan Sayın Zengin, lütfen tamamlayın. Evet, teşekkür ediyorum. Uluslararası Adalet Divanı'ndan istişari görüş talep etmesi üzerine daha evvel yazılı beyan veren Türkiye, dün de Bakan Yardımcımız Sayın Ahmet Yıldız tarafından sözlü beyanını sunmuştur. Ve bu sözlü beyanında aslında daha tafsilatlı, bunu isteyen arkadaşlarımız da okuyabilirler. Ama belki altını çizmek açısından şunu söyleyebiliriz. Bugüne kadar olan Filistin'de yaşananların tamamı aslında uluslararası hukuk açısından ihlallerle dolu. Eğer uluslararası hukuka, insancıl hukuk ve insan hakları hukukuna riayet edilseydi zaten bugünlere gelinmezdi. Yani Filistin halkının haklarının alınmasıyla ilgili olarak herhangi bir problem yaşanmaz ve çözüm bulunurdu. Fakat tüm bunlar karşısında özellikle de BM'de yaşananlar ve Güvenlik Konseyi'nin üyelerinin ortaya koyduğu tavır yıllara sari şekilde bu problemlerin devam etmesine sebebiyet verdi. Şunu söylememiz lazım, bu sorun sadece 7 Ekim'de başlayan süreç olarak Sayın Zengin, lütfen tamamlayın. Sadece bununla izah edilemez. Dönüp baktığımızda aslında 1967'den beri devam eden bu sorunların çözülebilmesi için sorunun temel kaynağına inilmesi elzem olarak görünüyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar olduğu gibi, Hocalı'da, Bosna'da olduğu gibi, aynı şekilde Filistin'de de 1967 yıl sınırlarına dönülmesi, BM kararlarına uyulması, Doğu Kudüs'ün başkent olacağı iki devletli bir çözümle ilgili olarak her hukuki mecrada, uluslararası hukuk anlamında çalışmalara devam etmektedir. Buraya katılan milletvekillerimizden de Sayın Cüneyt Yüksel bugün yapacağı konuşmada da oradaki şahsi gözlemlerini de bizlerle paylaşacaktır diye düşünüyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Zengin. Sayın Kaya, buyurun. Sayın Başkan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Özlem Hanım konuşmasında
konuşan arkadaşlarını imtina ettiğini görüyorum diyor. Biz 28 Şubat sürecini konuşmayı değil, 28 Şubat'la ilgili bütün süreçlere itiraz etmiş ve bugüne kadar da bütün 28 Şubatlara, bugün de biz 28 Şubat sürecinin Erbakan Hoca'nın yolunu kesmek için planlandığını, onu Amerika'da planlayanların da Milli Görüşü ve Erbakan'ın önünü keserken kimlerin önünü ne tür pazarlıklar açtığını da bilen bir siyasi hareketiz. Ama burada karşılıklar üzerinden birbirimize laf atmaktan ziyade o süreci iyi bir şekilde tahlil etmemiz lazım. Peki. Kimler 28 Şubat sürecinden sonra nasıl parlatıldı, nasıl önleri açıldı, kimler kimlerle pazarlık yapıldı, bunları konuşmamız lazım. Peki, yoksa 28 Şubat'ı konuşmaktan imtina edip etmemek bugün sadece basit bir satışmanın konusu olmayacak. Peki, teşekkür ediyorum. Bir dakika vereceğim. Son sözünüz lütfen. Başkanım, son sözüm derken bir sataşma var. Anlıyorum ki arkadaşlarımız bu karşıtlık ve tartışmalar üzerinden fikirler konuşulmasın. Verdim 28 Şubat tamam, devam son ediyorum başkanım. Tamam dedim. Devam ediyorum. Buyurun. 28 Şubat'ın rantını hala sömürmeye devam ediyorlar. Biz askeri darbelere karşıyız. 5 kez partisi kapatılmış bir siyasi gelenekten geliyoruz. Ve Milli Görüş Hareketi'ni bölmek isteyenlerin 28 Şubat sürecinden sonra neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Onun için kimlerin Amerika'da nasıl karşılandığını da iyi biliyoruz. İsim vermiyorum. Dolayısıyla üzerine alınan alınsın ama 28 Şubat'ı ve sonrasını konuşmak gerekirse en fazla söz söyleme hakkı olan biziz. Bugün 27 Şubat, Erbakan Hoca 28 Şubat'tan bir gün önce vefat ederek kendisine 1000 yıl devam edecek diyen insanlara karşı aslında 28 Şubat'ı tarihin çöplüğüne atmış bir insandır. Türkiye sadece 28 Şubat'ta önü kesilen bir ülke değil, daha önce de kesilmiştir. En fazla teşekkür ediyorum. Sayın Zengin, buyur. Sayın Başkanım, teşekkür ederim. Doğrusu tebessümle karşılıyorum. Herhalde en son üzerine alınması gereken kişi Saadet grubudur. Bu konu üzerine alınması gerekenler bu işin failleridir yani. Bu işin failleri hiç bu konudan bahsetmezken, yani onların sözcülüğüne üstlenir gibi bunlardan bahsetmek, anlatmak hakikaten tuhaf oluyor. Doğrusu ben bu ifadeyi kullanırken hiç aklıma gelmeyen bir grup varsa Saadet grubudur. Tekrar ifade etmek isterim. Genel kurulu saygıyla selamlarım. Peki, Sayın Günaydın, buyurun. 28 Şubat yarın. Yarın bu konuda biz bütün görüşlerimizi ortaya koyacağız. Sayın Özlem Zengin gizli özneyle konuşmasın. Fail kim ise doğrudur, açıkça ortaya koysun. Ona göre de bir cevap beklesin. 28 Şubat'ı yarın bütün dinamikleriyle ve bütün açıklığıyla burada konuşacağız. Peki, teşekkür ediyorum. Sayın Usta, bir şey demedi size. Size ne dedi? Hiçbir şey demedi Allah aşkına. Aklıma en son gelecek sizsiniz dedi. Sizin lehinize bir şey söyledi. Sayın Usta, buyurun. Derseniz teşekkür ederim. Estağfurullah. Vereceğim. Önce sözü o istedi. Evet, teşekkür ederim Sayın Başkan. Tabii şimdi enteresan bir tartışma oluyor. Bugün 27 Şubat, 28 Şubat'ı yarın konuşacağız. Bilmiyorum biz aklınıza geldik mi gelmedik mi ama biz hem şahsen hem de İyi Parti grubu olarak 28 Şubat'ta yapılan yanlışı her zaman lanetlemişizdir. Onu da bu anlamda kayıtlara geçmesini istiyorum. Yarın buna ilişkin düşüncelerimizi paylaşacağız. Ama tabii 28 Şubat'ın failleriyle daha sonra Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığı arasında bir ilişki kurmak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bu kadar söyleyip teşekkür ederim. Evet, Sayın Kaya, buyurun. Açın sizi. Evet. Sayın Başkan, ben Özlem Hanım, bizden önce konuşan arkadaşlar lafının içerisine girdiğim için bu süreçten en fazla rahatsız olan bir siyasi partinin grup başkan vekili olarak hassasiyetimi ifade ettim. Beni ayrı tuttuğu için teşekkür ediyorum ve tartışmayı şimdilik burada kapatıyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Zengin, buyurun. Sayın Başkan'ın zarif teşekkürü için. Sayın Başkan'ım, biz tabii böyle gizli özenlerle falan konuşmuyoruz. Yani nihayetinde her şey çok açık. Bazen öyle olur ki kamuoyu önünde o kadar aşikar yaşanmıştır ki ayrıca tekrar şu anda burada açmaya gerek duymuyorum. Ama yarın 28 Şubat burada açarız. Failler kimdir nedir kamuoyu zaten biliyor. Bildiği için AK Parti bu kadar yıldır iktidar. 28 Şubat'tır AK Parti'nin orada yaşanan mağduriyetlerdir AK Parti'nin inşası ve devamında bizim geldiğimiz nokta. Hiç kimse hafızalarından bunları silip atmadı. Evet, belki bunları burada artık anlatmıyoruz, söylemiyoruz. Ama 28 Şubat'ta yaşanan zulüm Türkiye'de bambaşka bir dönüşümün başlangıcı olmuştur. Teşekkür ederim. Peki, değerli milletvekilleri, gündeme geçiyoruz.
Başkanlığın genel kurula sunuşları vardır. İnsan haklarını inceleme komisyonunda siyasi parti grubu mensubu olmayan